Şimdi henüz bir değerlendirme gelmedi. Tek değerlendirme Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ cephesinden geldi. Yani biz kendi kararımızı açıklayacağız diyor. Şimdi bir yandan da tabii ki dönüp Millet İttifakı cephesine bakmak gerekiyor. Az önce uğurladığımız konuğumuz Sayın Ferhat Murat bir değerlendirme yapmıştı. Ne bir hocam sizden de alacağım ama Sayın Fırat, şimdi bir yandan Gelecek Partisi'nden istifalar var. Bir yandan tabii ki bu dört partinin ne kadar katkısı oldu Millet İttifakı'na, CHP listelerinden girdi diyerek başlayan bir tartışma vardı. Ve bu konuda CHP seçmeninin hayal kırıklığı içinde olduğu söyleniyordu. Şimdi buna karşı mesela Sayın Babacan'ın hani biz olmasak bu kadar milletvekili çıkaramazdı diyerek ortaya koyduğu bir tavır da var. Yani açıkçası eleştirilere de bir yanıt veriyor. İşte Gelecek Partisi'nden istifalar, 11 ismin istifa ettiğini biliyoruz. Şimdi Ata İttifakı fiilen ortadan kalktı. Zaten açıklamalarda bu yönde. Millet İttifakı'nın bir bütünlük halinde tekrar ikinci tura gidip gitmeyeceği konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani bu tartışmaların yapılması çok olası ama şunu söyleyelim, yani oradaki dengenin çok iyi kurulmadığı milletvekili meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde bir eleştiri oluşmuştu. Ama oradaki temel motivasyon elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na seçilmesiydi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilirse ben bu tartışmaların çok yapılacağını düşünmüyorum ama seçilmemesi durumunda bir biçimiyle bunun tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum ya da daha doğrusu böyle bir tahminim var. Bu konuda Sayın Karayalçı'nın, Murat Bey'in eski genel başkanının çok güzel bir ifadesi oldu. Dedi ki biz dedi dostlarımızı memnun ettik ama akrabalarımızı küstürdük. Şimdi gerçekten mesele hani biraz daha farklı bir biçimde değerlendirilebilirdi. Yani kastım da şu, daha dengeli bir dağılım yapılabilirdi. Çünkü parti örgütünden yaklaşık il başkanlarından bahsediyorum. 50 üzerinde il başkanı istifa etmişti. Bunların bir ikisi dışında bildiğim kadarıyla kimse milletvekili adayı yapılmadı. Bu da süreci etkiledi. Yani il başkanlarının örgütün, parti örgütünün çalışmasını ciddi bir biçimde etkiledi. Ama kim hangi parti ne kadar oy getirmiştir, ne kadar katkısı olmuştur onu elbette ki çözme imkanı yok şu anda. Değil. Yani, tabii. Bu arada yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir değerlendirme var. Burada süremiz tamamlanıyor ama iki değerli konuğumdan biraz daha bize zaman ayırmalarını rica edeceğim vereceğimiz kısa aranın sonrasında. Çünkü bir yandan da Ankara'daki trafik devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'ın açıklaması sonrası ilk değerlendirme Ümit Özdağ'dan, yani kendi adına değerlendirme Ümit Özdağ'dan gelmişti. Hani bu benim görüşüm değil, biz partimizin görüşünü yarın açıklayacağız. Ata İttifakı artık fiilen yoktur demişti.